Hasan Bektaş Baran Kurutepe geliyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Kenan Bey. Hasan mı diyeyim, Bektaş mı diyeyim, Baran mı diyeyim? Evet, Baran ismini kullanıyorum. Dedelerin isimleri, onları da taşıyorum. Bu üç isim yan yana nasıl geldi? Bana bir anlatır mısınız? Teki babamın dedesi, teki annemin dedesi olarak Hasan'la Bektaş. Hasan babanın, Bektaş annenin dedesi. Baran da, yani biz de bir isim koyalım sevdasıyla koymuşlar. Ben de onu tercih ettim kullanmak olarak. Baran'ı kullanıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz. 45 yaşındayım. İTÜ İnşaat mezunuyum. İstanbul'da yaşıyorum. Genel olarak bu yarışmayı uzun yıllardır Amerika versiyonunda dahil takip ediyoruz. Hepimiz böyle severek izliyoruz ama katılmayı düşünmediğim bir yarışmaydı. Genel olarak başvuruyu. Ancak işte hayat, bir cumartesi gecesi, çok sevdiğim küçük bir arkadaşım Maya, kız arkadaşımın kızı, çok severek izliyor yarışmaları. Burada kendisi. Evet. Kendisi çok severek izlediği için bir cumartesi gecesi sizin de yayınınız yoktu, yok mu diye internete bakalım dedik. O sırada başvuru formunu gördük. Bir doldur doldur gazıyla doldurduk. Sonra çıkınca da ben de hayatta genelde tecrübeyi severim, tecrübe etmeyi severim. Düşündüm, güzel bir tecrübe olacak. Devam edeyim dedim, şans da yaver etti. Geldik, buradayız. Ben şu an bir dejavu mu yaşıyorum diye düşünmeye başladım. Baran, doğru Baran değil mi? Doğru Baran. Benim İTÜ İnşaat'tan Baran Kurutepe. Evet. Evet. Evet, evet. Sevgili seyirciler, şu an yıllar önce Baran İTÜ'deydi tabii. Ben de Yıldız Teknik'teydim ve ortak arkadaşlarımız vardı. Benim arkadaşımın arkadaşıydı. Benim arkadaşımla senin arkadaşın evet, ev arkadaşları. Ev arkadaşlarıydı, evet. O şekilde bir dönem sizin hatırlarsınız. Baran, şu an sesini tonundan hatırladım, biliyor musun? Çok ben güzel. Bu sesi bir yerden hatırlıyorum diye. Çok çok güzel hatırlaman. Yani bir de o zamanlar uzun saçlıydım, evet. Hatırlarsın. Yani şimdi bir de sakal da yok. Şimdi tam sen Skrillex'çiydin. Bayağı bir şey değişti. Aynen, Pink Floyd hayranıydın. Pink Floyd, evet. Doğrudur. Nasılsın? Aynen, siz de senle Metallica geceleri yaptığımızı... Şu sözünü unutmuyorum senin. Arada birkaç kez kullandım. Bir gece bana Metallica'nın One şarkısını dinletiyordun. O şey dinlerken, ya Baran dedin, ya şu şarkıyı Serdar Ortaç'a versen 7 tane bundan şarkı çıkarır diye bir espri yapmıştın o gün. Öyle zengin bir o kadar zengin bir melodi, evet. Diye. Yani güzel günlerdi. Bu da hayat işte, 25 yıl sonra civarında tekrar karşılaşmamız da tesadüfi oldu. Gerçekten enteresan oldu. Ben çünkü resmine de baktım, hani oradan çıkartmadım. Hasan Bektaş Kurutepe. Aynen. Sanırım yani, arkadaşlara da söylemedin. Efendim? Arkadaşlarımıza da söylemedin. Yok, söylemedim. Yani bizim ortak arkadaşımız da selam olsun. Özellikle Gürler haberi yok şu anda burada olduğundan. Onların da haberi yok. Dolayısıyla senin de haberin ancak burada oldu herhalde. Gerçekten bana da büyük sürpriz oldu. Hayat aynen. Gürlerle görüşüyorsun. Gürlerle görüşüyoruz. Biz bir anda özel muhabbete döneceğiz tabii burada. Evet, evet. Yani arkadaşları sıkmayalım ama benim açımdan da güzel, hoş bir sürpriz oldu. Yani düşünmediğim bir anda, düşünmediğim bir platformda seninle karşılaşmak. Evet, Baran, tekrar hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederiz. Burada hayatın zor dönemleri herkes için. Bu dönemde kendi bilincimizin yettiği kadarıyla önlemler almaya çalışıyoruz. İnşallah süreci uzun bir sürece yayarız. Mümkün olduğunca ülke olarak, dünya olarak en az daha yapla çıkarız. Evet, inşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz güzel temennilerin için. Sağ olun. Teşekkürler. Kuralları biliyorsun. Biliyorum. Hazır mısın? Hazır olabildiğimiz kadar hazırız. Evet. Sonra 4 yıl gece lisesini birincilikle, sonra bir tane matematik sorusu çözmeden Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sonra da oradan güzel. Yani bizim emsali. Evet. Çok şanslıyız ki bu emsal bizim tam önümüzde oldu. O yüzden. Baran, biz görüşmeyeli 20 seneden fazla oldu değil mi? 22-23 sene. En son sanırım Gürler'in düğününde görüştük. Yani dolayısıyla 99'du sanırım. Evet. 99. Evet, evet. Ortak arkadaşımızın düğünü. Evet. Evet. Enteresan. Güzel aynen, yıllar. Hayat, evet. Beşinci soruya